أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri beşeriyetin bekasını, dünyanın devamını, aile hayatının oluşturulmasına bağlamıştır. Yani evlilikler oluyor, evliliklerden çocuklar doğuyor, o çocuklar çoğalıyor, onlar evleniyor, onların çocukları oluyor. Biz birilerinin oğluyuz, birilerinin de torunuyuz. Dolayısıyla bizden sonrası da böyle devam ediyor. İnsanlık ağacı, tabiri caizse Adem aleyhisselamın kökleriyle başlamış, Havva annemiz ve Adem aleyhisselam ile başlayan insanlık bugün bu noktaya gelmiş. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Nisa suresinin baş tarafında buyuruyor ki: Ya eyyühennâs, ey insanlar, ittekû rabbekümüllezî halakaküm min nefsin vâhidetin. Hepinizi bir nefisten yaratan Rabbinize karşı saygılı olun. Ve halaka minhâ zevcehâ, o bir nefisten de eşini yaratmıştır. Sizi bir nefisten, eşini de ondan yaratmış olan Allah Celle ve Ala Hazretlerine karşı saygılı olun. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Önce bir kişi, Adem aleyhisselam, ondan eşini yarattı, oldu iki kişi. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Bu ikisinden de erkek ve dişi olarak birçok insanlar yaratmıştır. Bütün beşeriyetin nüvesi, çekirdeği Adem aleyhisselamdır. Dolayısıyla Adem aleyhisselam'dan günümüze kadar bu çoğalma işi evlilikle gerçekleşmiştir. Yuva kuruluyor, eşler bir araya geliyor ve bunlardan çocuk oluyor. O çocuğu itina ile yetiştiriyorlar. İtina ile yetiştiriyorlar. Kıymetli dostlar, çok affedersiniz, hayvanların güdüsü farklıdır, insanların güdüsü farklıdır. Hayvanlar doğurdukları yavruyu anne olarak bakarlar ve hayata kazandırırlar. Anne mutlaka yavrusuna sahip çıkar. Hayvanlar da affedersin öküz öküzlüğünü yapar ama yavrusuyla bir daha uğraşmaz, ilgilenmez. Ancak inek buzağıyla beraber ilgilenir. Onu sever ve onunla ilgilenir. Koç erkekliğini yapar, ondan sonra kenara çekilir ama koyun kuzusuyla ilgilenir, onu emzirir. Diğer hayvanlar da, kuşlar da yavrularıyla beraber ilgilenirler. Anne baba ilgilenen hayvan hiç yok değildir. Ama genelde hayvanlar sadece annelerin ilgisiyle, şefkatiyle büyümüş olurlar. Bu duyguyu o hayvanların kalbine Allah yerleştirmiştir ki hayvanların nesli devam edebilsin. Eğer anne doğurduğu yavruyla ilgilenmeyecek olsaydı, bir kedi doğurduğu yavrularla ilgilenmeyecek olsaydı, onların ölümü çok kolay,
telef olması çok kolay, kimse sahip çıkmazdı çünkü. Sokakta bir çocuk görseniz, sahipsiz bir çocuk görseniz, insan olarak acırsınız, sahip çıkarsınız, ne yapabilirim diye düşünürsünüz, en azından siz bir şey yapamıyorsanız, yapabilecek kurumları ararsınız, çocuğu yol üstü, sokak üstü bırakmazsınız. Ama bu hayvanlar da olsaydı, eğer anne sahip çıkmasaydı, ortada bir yavru olsaydı, diğer hayvanlar buna sahip çıkar mıydı? Çıkmazdı. Onun için Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bu duyguyu, o yavrunun büyümede muhtaç olduğu merhamet duygusunu annesinin kalbine yerleştirmiştir. O da ona karşı o şefkat, o merhametle beraber sahip çıkmış oluyor. Bir gün, affedersiniz, bir koyun ahırını ziyarete gitmiştim. Koyunlar da doğuruyorlardı. 2, 3, 4 doğum vardı bazı koyunlarda. Oradaki çoban bana dedi ki, hocam dedi, bu kuzuya dedi, annesi dedi süt vermiyor dedi. Dolayısıyla biz bunu ayırdık bir tarafa. Bunun sütünü biz ayrıca alıyoruz, bunu dışarıdan besliyoruz. Dedim, annesi niçin buna süt vermiyor? Bunu dedi, yabancılıyor. Kendi kuzusu olduğunu bilmiyor. Peki dedim, nasıl oldu? Anne dedi, kuzusunu doğurduğu zaman, koyun kuzusunu doğurduğu zaman onu hemen yalar. Yalayınca onunla onun arasında bir koku iletişimi, plaka okuma gibidir. Plaka okuma gibi. Bu yavru, bu kuzu doğduğu zaman birinci kuzunun yalamasını yaptı, bu ihmal edildi. İhmal edildiği için bunu tanımıyor. Tanımadığı için de bunun memesine takmıyor dedi. Diğer kuzusunu takıyor, bunu takmıyor. Bir yalamış olsaydı onu doğduğunda, arada bir iletişim bağ kurulmuş olsaydı ona da sahip çıkacaktı ama ona şimdi sahip çıkmıyor diyor. Demek ki koyun sadece kuzusuna memesini verir. Kuzusu olduğuna, inandığına memesini verir, başkasına memesini vermez. Bu da ilahi bir kanun. İnsanoğluna gelince, kıymetli kardeşlerim, insanoğlunda aile hayatı insanların bekasını sağlıyor. Aile hayatında ise anne ve baba ikisi beraber çocuğa sahip çıkıyorlar. Sadece annenin sahip çıkmasıyla olmaz, sadece babanın sahip çıkmasıyla olmaz. Efendim, kimsesizler yurdunda eğer çocuklar varsa %90'ı gayrimeşru ilişki neticesinde kadın hamile kalıp da çocuk doğurduğu zaman nasıl olsa babasızdır, ben de buna bakamam diye bir yere atıyor veya bakım evine teslim ediyor. Yani çocuğun bakımı anne ve baba ile olur. Baba anneye destek olacak, anne babaya destek olacak, birisi içeriden, birisi dışarıdan. Biz buna aile diyoruz. Onun için beşeriyetin devamı aileye bağlıdır, aile hayatına bağlıdır. Dinimiz aile hayatına çok önem vermiştir. Bunun adına nikah demiştir. Özel bir akitle meydana gelir, şahitler huzurunda meydana gelir. Normalde siz kalkıp atıyorum trilyonluk bir fabrika kurabilirsiniz, trilyonluk bir fabrikayı satın alabilirsiniz. Bu trilyonluk fabrikanın satın almasında, satmasında İslam dini şahidi şart koşmaz. Siz bu kadar büyük bir akdi iki tane şahit huzurunda yapmanız şarttır, yapmazsanız bu olmaz demez. Şahitleri tavsiye eder. Şahitler huzurunda olsun, küçüğü de büyüğü de tavsiye eder. Ancak şahit olmazsa bu iş olmaz demez. Fakat evlilik iki kişinin bir araya gelmesidir, şahitsiz olmaz der. Karı koca arasında bir akit gerçekleşir. Gerçekleşen bu akitte iki tane şahit olması şarttır. Şahitler olmazsa nikah akdi gerçekleşmez. Hatta bazı mezheplerde iki tane şahit de yetmez. Bütün kamuoyuna ilan edilmesi lazım, herkes duyması, bilmesi lazım. En azından kalabalık insanlar duyması lazım, bilmesi lazım. Demek ki nikah işi böyle bir alışveriş işi gibi değildir, daha ciddi bir iştir. Toplumun bekası, insanlığın devamı bu nikah akdine bağlı olduğundan dolayı nikah akdi sıradan bir akit değil, bir alışveriş, bir kira akdi gibi değildir, ciddi bir akittir. Yani dinimiz nikah akdine ihtimam göstermiştir, aile hayatına ihtimam göstermiştir. Bir araya gelecek olan karı koca mutlaka şahitlerin huzurunda bu akdi gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kamuoyu bunların evlendiğini bilmesi gerekiyor, işi ciddiye alması gerekiyor.
Peki aile hayatı toplumda, İslam toplumunda çok önemlidir dedik. Bundan dolayıdır ki aile hayatını zedeleyen zina ve zinaya götüren yollar en büyük suç kabul edilmiştir. En büyük haramlardan kabul edilmiştir. İslam dininin bir ibadet hukuku vardır, bir muamelat hukuku vardır, bir de ceza hukuku vardır kıymetli kardeşlerim. Kur'an'da, sünnette bir takım suçların nasıl cezalandırılacağı ile ilgili bilgiler var mı? Var. Peki bu suçlar içerisinde maktu olarak yani belli şudur cezası dediğimiz suçlar çok fazla değildir. Yani cezası sınırlı olan suçlar çok fazla değildir. Bunlardan birisi zinadır, birisi hırsızlıktır, birisi yol kesmekle alakalı, birisi iftira ile alakalıdır. Bir insan namuslu bir insana iftirada bulunsa, namuslu olduğu bilinen bir insana iftirada bulunsa 80 sopa cezaya çarpılır. 79 olmaz, 81 de olmaz. İçki içen insan içkisi sabit olduğu takdirde belli şartlar muvacihesinde yine dini kriterler olarak bu insan 80 sopa cezaya çarpılır. 79 olmaz, 81 de olmaz. Rakamlar bizim tarafımızdan değil, ilahidir. İlahi olunca bunlar üzerine oynama olmaz. Dolayısıyla zina yapan bir kadın veya erkeğin zinası sabit olduğunda üzerinden evlilik geçmemiş ise Nur suresinin baş tarafındaki ayeti kerimede beyan edildiği gibi 100 sopa vurulur. Kamunun huzurunda yani bir odada saklı bir dört duvar arasında sadece vuranla vurulan arasında tahakkuk etmeyecek. Belki insanlar bunu görecek, toplum bunu görecek. Görecek ki zinaya niyeti olanlar, meyli olan insanlar kendisini frenleyecek. Bu iş pahalı bir iştir. Herkesin gözü önünde rezil olmak vardır diye 100 sopa cezaya çarpılır. Eğer bu evliliği, bu zinayı gerçekleştiren insanlar, başından evlilik geçen insanlarsa ve gerçekten 4 tane şahitle veya itirafla zina sabit olmuş ise o zaman bu insanlar taşlanarak öldürülmesi gerekmektedir. Buna da rejim cezası deniyor. Bazıları bununla ilgili ileri geri konuşsa bile ben Allah'a hesap vereceğim, siz de Allah'a hesap vereceksiniz. Allah'ın dininde ben ve sen veya biz veya siz değişiklik yapamayız. Biz kuluz, Rab değiliz. Rab Allah'tır Celle Celaluhu. Kararı O verir, biz veremeyiz kararı. Kullar üzerindeki tasarruf hakkı O'na aittir. Ben şurasını paylaşmak istiyorum. Gerçekten evlilik başından geçen bir insanın zinaya bulaşmış olması itiraf yoluyla sabit olursa veya 4 tane şahitle sabit olursa ki 4 şahitle sübutu çok zordur, çok zordur. Ama sonuç olarak ceza verilirken nasıl bir ceza veriliyor? Sadece öldürülsün denmiyor. Belki taşlanarak öldürülsün diyor. Kolay bir süreç değildir bu. Burada İslam dininin aile hayatını sekteye uğratacak, efendim onu dejenere edecek her türlü yanlışın ne kadar menfur olduğunu, ne kadar İslam toplumunda nefret edilen bir suç olduğunu anlatmak için söyledim. Yani zina en büyük günahlardan bir günahtır. Toplumdaki algısına gelince kıymetli dostlar, zina ne demektir? Elbette zinanın ne demek olduğunu gerçekten söylüyorum, bilmeyenler çoktur toplumumuzda. Zina ne demek olduğunu bilmeyenler toplumumuzda çoktur. Zina, iki şahidin huzurunda, en azından iki şahidin huzurunda kadın erkeğin evliliklerini kendi hür iradeleriyle beraber beyan etmesi neticesinde bir akit meydana geliyor, buna nikah diyoruz. Bu nikah olmadan efendim cinsel ilişkilerin tamamı zinadır. Bu karşılıklı rıza ile de olsa, karşılıklı rıza ile de olsa, yani hani halk arasında bir tabir var ya, alan da razı, veren de razı, ne yapsın bizim niyazi diye bir tabir vardır. Yani zina yapan iki insan, kadın erkek, bunu aşk ile şevkle yapmış olsalar, hiçbirisinin öbürüne tacizi yok, baskısı yok, gönül arzusuyla yapsalar zina mıdır? Kat'iyen zinadır. Evlenmeyi düşünen adaylar,
evlenmeyi düşünüyoruz, biz birbirimizi seviyoruz. Aşağı yukarı karar da verdik, bir yatağı paylaşalım deyip yapmaları, ileride evliliği düşünen insanların evlenmeden, akd-i nikah yapmadan önce bir yatağı paylaşmaları zina mıdır? Bırakın bir yatağı paylaşmalarının zina olduğunu, el ele tutuşmaları bile zinadır. Ona da el zinası denir. Öpüşmeleri de zinadır, ona da dudak zinası denir. Bekarlar yaparsa zina değil, evliler yaparsa aldatmadır. İkisi de aldatmacıdır. Böyle söylemek, böyle değerlendirmek de aldatmadır kıymetli dostlar. İster evli olsun, ister bekar olsun. İster evlendikten sonra boşanmış olsun, hanımı ölmüş veya hanımı ayrılmış birisi olsun. Dini kriterlere göre var olan bir nikah varsa, buna nikahla birleşme denir. Nikah yoksa, adına ne derseniz deyin, hangi kılıfı uydurursanız uydurun, bu zinadır. Kendi elinin altında çalıştırdığı sekreteriyle veya işçisiyle olduğu zaman farklı mıdır? Farklı değil. Yurt dışına gidip otellerde kaldığında kendisine ücret karşılığında sunulan, affedersiniz, fahişelerle yatıp kalkmak zina mıdır? Bu da zinadır. Sonuçta nikahın dışında olan birleşmelerin tamamı nedir? Zinadır. Elbette adam öldürmek büyük bir suçtur. Ama adam öldürmekten adam öldürmeye de ne vardır? Fark vardır elbette. Yani bu suçu kat kat artıracak başka özellikler de elbette vardır. Bir kadının bir erkekle zina yapması büyük günahlardan birisidir. Ama kocasını aldatarak zina yapması bu suç üzerine başka bir suçtur. Hem zina yapıyor hem de kocasını aldatıyor. Kocasına çaktırmadan bir başkasıyla yatağını paylaşıyor. Kıymetli kardeşlerim, insanın kalbinde Allah korkusu olmadıktan sonra her insanın başına ne yapamazsınız? Bir polis dikemezsiniz. Bir jandarma dikemezsiniz. Allah korkusu olacak insanlar. Erkek kalkar evinden gider, çoluğumun çocuğumun nafakasını temin edeyim diye. Kadın tamirciyi eve çağırır. Tamirci çamaşır makinesini tamir etmeye gelmez de başka bir iş için gelmiş olabilir. Veya aygazı tamir etmeye gelmez de başka bir iş için gelmiş olabilir. Geldikten sonra başka bir iş de yapmış olabilir. Zavallı erkek çalışıyor eşine efendim aş ayarlamak için, kirayı ödemek için, ihtiyaçlarını görmek için onu aldatıyor. Bu da zinadır ama normal zinadan çok daha çirkin bir zinadır, değil mi? Öyle değil mi? Evet. Öyle değil mi sorusunun cevabı hepinizce evettir. Peki başkasını söyleyeyim şimdi. Tam tersi olsun. Kadın evde, beyim gelecek diye burnunda beyi tütüyordur. Kocası da dışarıda başkalarıyla ilişkiye giriyordu. Eşini aldatıyor. Akşam oluyor, bekliyor ki eşim bana ilgi duyacak. Yatağa giriyorlar ama efendim odun gibi giriyor. Hiç ilgi duymuyor. Ya bu akşam olmadı, başka bir akşam ilgi duyar. Hiç ilgi duymuyor. Çünkü ihtiyacını dışarıda görüyor. Gördüğü için eşine karşı agresif davranıyor, sert davranıyor. Küçük hatalarını gözünde büyütüyor. Gidersen git diyor baban evine. Adeta hiç sana minnetim yok. Çünkü kendisini bir şekilde gayrimeşru da olsa tatmin ediyor. Ne derseniz, bu da zinadır ama normal bir zina mı? Biraz önce anlattığım gibi bu da normal bir zina değildir. Yani burada bir tane zina suçu yok. Belki katmerli bir suç var, eşini de aldatma gibi bir çirkinlik var işin içerisinde. Kıymetli kardeşlerim, İslam dini dinimiz en mükemmel bir din ve en mükemmel bir sistem olarak biz Müslümanları eğitiyor. Tehlikeli noktaları bize haber veriyor. Tedbirli olalım diye. Ancak bir delikanlı düşünün ki 25 yaşına kadar gelmiş, zinanın nasıl bir haram olduğunu,
nasıl bir suç olduğunu, nasıl kebire büyük günah olduğunu asla ne anasından duymuş, ne babasından duymuş, ne de bir eğitim kurumundan duymamış. Bunun tehlikeli olduğu kendisine söylenmemiş. Zinaya götüren yolların, tutuşmanın, öpmenin, şehvetle bakmanın, flört yapmanın ne kadar yanlış olduğu kendisine hiç söylenmemiş. Bakmış bir arkadaşı flört yapıyor, o da flört yapmış. Bakmış bir arkadaşı farklı noktalara götürüyor işi, o da aynısını yapmış. Peki ne olacak? Ama Müslümanız elhamdülillah diyoruz. Kıymetli dostlar, Allah hepinizin geçmişlerine rahmet eylesin. Amin. Rabbim benim babama da rahmet eylesin. Amin. Memlekette babam su ile çalışan elektrik fabrikasını 65 yılında kurmuş idi. O zaman köylüler elektrik nedir bilmezlerdi. Derede su ile çalışan bir dinamaydı. Dereden bizim eve kadar elektrik geldi. Babamın rahmetli dayısı Recep Dede derdi kendisine. Evin avlusundayız. Manzara hala film gözümün önünde. Elektrik nedir bilmiyor. Ne işe yarar bilmiyor. Rahmetli abim de babamın çırağı. Diyor ki dayıma, babamın dayısına, Recep dayı diyor. Bu kablo var ya diyor. Ne diyor? Buna tuttuğun zaman dedi seni çarpar dedi bu. O kendi memleket tabiriyle söyleyeyim, şivesiyle beraber. Uşağım dedi, lom var. Lom o kayaları kırmak için kalın demirdir o. Lom var, ona tutayırım da bir şey olmayı. Ha bu ince kabloya tutacağım da bana bir şey olacak. O zaman tut diyor. Gözümün önünde manzara. Rahmetli eliyle beraber kabloya şöyle uzanıyor ve tutuyor. Beton üzerinde basıyordu. Tutunca bir çarptı onu, bir çarptı. Çin çarptı beni dedi, çin çarptı beni dedi. Elini hemen çekti, çin çarptı beni. Çin Lazca'dır, Arapçası, Türkçesi de cindir. Cin çarptı beni diyor. Ondan sonra dedi ki dayı, bir daha tut dedi. Oh, yok tutmam dedi. Şimdi çıplak bir kablo, buna evvela cesaretle tuttu. Niye cesaretle tuttu? Ondan bir tehlike geleceğini düşünmedi, inanmadı. Öyle bir şey görmedi çünkü. Ama ikinci kez tuttu mu? Tutmadı. Niye? Tehlikeyi gördü. Peki ömrünün sonuna kadar bir daha tuttu mu? Tutmadı. Niye? Tehlikeyi gördü. Ey dostlar! Zinaya teşebbüs eden insan, o kabloda elektrik olduğunu bilmeyen veya elektriğin çarptığını bilmeyen insanın manzarasından farklı değildir. Onu çin çarpmaz da başka şey çarpar. Bundan dolayıdır ki biz aile hayatını sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yürütebilmek için, hatta imanımızı koruyabilmek için, bizim için tehlike arz eden noktalar neresiyse bunları bilmemiz ve de sakınmamız lazımdır. Eşini aldatan ister kadın olsun ister erkek olsun, eşini aldatmakla kalmıyor, bir zina yapıyor, zina yapmakla kalmıyor, eşine karşı olan normal duyguları da azalıyor, zayıflıyor. Eğer normal bir evde hayat sürüyorken, normal sürerken, eşler arasında normal bir ilişki varken, birdenbire erkeğin hanımına karşı tutumu sertleşiyor. Sert sert konuşmaya başlıyor, küçük hatalarını büyütüyorsa, %90 bu erkek başkasıyla ilişkiye girmiştir, eşini aldatmıştır, hanımına ihtiyaç az duyuyor veya duymuyor. Çeksin evden gitsin de, haram insana çok lezzetli gelir biliyor musun? Sizin eşiniz 100 üzerinden 75 puana sahip bir güzelliğe sahip olsa, ilgiye sahip olsa. Ama eşiniz değil de dışarıdan yabancı birisi, size göz kırpan birisi %25 özelliğe sahip olsa
şeytan bunu tersine gösterir size. O %25 olanı gözünüzde tatlı, ballı, yağlı, ilgi duyulabilecek birisi gösterir. Eşinizi de ilgi duyulmayacak, efendim çürümüş, kokmuş birisi olarak gösterir. Çünkü öbüründe ateş var, şeytan da cehennemde arkadaş arıyor zaten. Kendine arkadaş edinmek istiyor. Yani kıymetli dostlar, şeytan bir insana eşinin 10 taneden 8 tane olan güzelliğini göstermez, 2 tane hatasını gösterir ve büyütür büyütür, sanki hep bu hatadan ibarettir. Değil öyle. Bunun bir tane 8 tane daha iyi tarafı var bunun. Niye o tarafı görmüyorsun? Ama haram olan yabancı birisi, fabrikada çalıştığı bir arkadaş diye söylediği birisi, iş yerinde çalıştırdığı bir sekreteri veya benzeri birisi veya yolda giderken kendine göz kaş işareti yapan birisi, 10 tane özellikten 8 tane yoktur, sadece 2 tane özelliği var, o 2 tanesi var ya, sanki 8 tane gibi gözünde büyük gelir, o ona çok cazibeli gelir. Bu da şeytanın insana verdiği duygudur. Kardeşim, sen yuvanda huzurlu ve mutlu olabilmen için nasıl inanman lazım? Benim eşim, Allah'ın emriyle akd nikahını kıydığım eşim, dünyadaki bütün kadınlardan bana çok daha değerlidir. Doğru mu? Elbette doğrudur. Dünyada hiçbir kadının göremediği ihtiyacını o görür. Eşin de seninle ilgili aynı şeyi söylemeli. Yeryüzünde ne kadar erkek varsa hepsinin içerisinde benim bir numaram eşimdir diyecektir. Sen eşine başkasından farklı bir gözle bakarsan, başkalarından aslında farklı gözle bakarsan derken, yani benimki çürümüştür, kokmuştur, işe yaramazdır, beceriksizdir gözüyle bakarsan, başkasını gözünde büyütmüş olursan zinaya doğru yolunu açtın demektir. Direksiyonu zinaya doğru çevirdin demektir. Yuvayı dağıtmaya doğru çevirdin demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yuva içerisinde aile düzeni kurmuş, yuva içerisinde olan eşlerden zaman zaman yaramazlık olabileceğini, ancak bu noktada eğer eşlerimizden hoşumuza gitmeyecek tavırlar olsa bile sabretmemiz gerektiğini, belki Allah Celle Celaluhu bizim için çok hayırlı kapılar açacağını, yani o yuvayı biz devam ettirdiğimiz takdirde bereketimizin artacağını, çok daha kazadan, beladan, başımıza gelecek felaketlerden kurtulabileceğimizi efendim bize öğütlüyor. Nisa suresinin 19. ayeti kerimesinde Allah Celle Celaluhu ve aşiruhunne bil ma'ruf. Eşlerinizle aranızda bir geçimsizlik olduğunda, bir yaramazlık yaptıklarında benim size tavsiyem, maruf ile onlarla geçinin. Yani onları idare etmenin çaresine bakın. Onlar sizi, siz onları idare edeceksiniz. Yani eksik arayarak, hata arayarak muaşeret olmaz. Eksikleri kapatarak veya görmezlikten gelerek, iyileri ön plana çıkararak ancak muaşeret olabilir. Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Ma'ruf, herkesin kabul edebileceği, herkesin onaylayabileceği bir yaklaşım tarzıyla onlarla geçinin diyor. Fe in kerihtumuhunne. Eğer siz onları kerih görürseniz, hoşunuza gitmezlerse, فَعَسَا اَنْ تَكِرَهُوا شَيْئًا. Mümkündür ki siz bir şeyi kerih görürsünüz, hoşunuza gitmez. Ama وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا. Allah onda çok hayır koyabilir. Mümkündür ki siz kerih görebilirsiniz ama Allah sizin o kerih gördüğünüzde çok hayır koymuş olabilir. Öyleyse bu umutla beraber ne yapacaksınız? İdare edeceksiniz. Kıymetli dostlar, bir Allah dostunun ifadesi, orijinal şekliyle söylüyorum. Bir insanın eşi, olayın içerisinde namus davası yoksa, namus davası yoksa, namusunu kirletme olayı yoksa, avu da olsa, yani zehir de olsa yutulur. Zehir de olsa yutulur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde kadınların erkeklere emanet olduğunu ifade ediyor.
eşlerimizin, kızlarımızın bize emanet olduğunu ve yarın ahirette Allah Celle Celaluhu bu emanetleri nasıl koruduğumuzun hesabını bize soracağına haber veriyor. Kıymetli dostlar, eğer siz derseniz ki ben aile hayatında problem istemiyorum, o zaman size dünyadan ahirete göçmenizi, ahirette de cennete yerleşmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü cennette hiçbir problemle karşılaşmayacaksınız. Hiç kimse karşılaşmayacak. Ama eğer siz dünyada yaşıyorsanız, aile hayatı yaşıyorsanız, aile hayatında mutlaka problemle karşı karşıya kalacaksınız. Unutmayın ki problem hep eşimiz değildir. Biz de ondan aşağı değiliz. Bizim problem olmamız onun tarafından görülüyor, onun problemi bizim tarafımızdan görülüyor. Yani daha açık ifadeyle biz eşimizin eksiklerini görüyoruz ama eşimiz de bizim eksiklerimizi görüyor. Bizim elimize kalem kağıt verseler, hanım dese ki bize, efendim benimle ilgili gördüğün eksikleri yaz. 1, 2, 3, 4 sıraladık. Tam tersi biz de al sana da bir kalem kağıt, sen de bende gördüğün eksikleri yaz. Sen peygamber gibi bir insansın haşa, melek gibi bir insansın. Bir tane kusur sende göremedim der mi? Bir fırsat verme, bir fırsat verdikten sonra bak neler yazar, neler yazar. Senin yazdıkların onun yanında hiçbir şey değil. Peki bu yazdıkları doğru mudur? Çoğu doğrudur. En azından çoğu doğrudur. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum kıymetli dostlar. Aile hayatı içerisinde huzur ve mutluluk önemlidir. Mesele üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Hangisi mesele? Üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değildir. Eğer mesele üzüm yemek ise eksilerle harekete geçmemek lazım. Yani sen şunu yapmadın, sen şunu yapmadın, sen şunu yapmadın noktasıyla harekete geçersen burada üzüm yemek değildir mesele. Burada bağcıyı dövmek vardır işin içerisinde. Bak kardeşim, sen şunu yapmadın dediğin zaman karşısında şunu bekleyeceksin. Sen de şunu yapmadın cevabını bekleyeceksin. Cevap hakkı doğmuş oluyor çünkü. Herkesin kendine göre kusuru vardır. Öyleyse kusur arayan, araştıran birisi olmamalıyız. Kıymetli dostlar, Bir Müslüman ayıbını araştırmamalı, doğru mu? Kardeş kardeşin ayıbını araştırmaz. Ya kardeşinle aranda bir kardeşlik bağı var. Mümin kardeşindir, ayıbını araştıramasın. وَلَا تَجَسَّسُوا Tecessüs etmeyin diyor Allah, bunu yasaklıyor. E senin hanımın hem din kardeşindir, hem de eşindir, hem de çocukların anasıdır. E sen bunun ayıbını, kusurunu, eksiğini nasıl araştırırsın, tecessüs edersin? O da seninkini araştırmaması lazım. Eğer eksik araştırmaya kalkarsa, o zaman o yuvada güven ortamı olmaz. Güven ortamı olmayan yerde huzur ortamı da olmaz. Kıymetli dostlar, aile hayatında kusur ve eksik mutlaka olacaktır. Kul kusursuz olmaz, Mevla'da afsız olmaz buyurulmuştur. Bu konuda bizim en büyük örneğimiz Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri bizim annelerimizdir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah ve ezvacuhu ummahatuhum. Peygamberin eşleri müminlerin anneleridir buyuruyor. Demek ki bir annemiz var, bir de annemiz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eşleri bizim annelerimiz olduğunu Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde net olarak ifade ediyor. Eşleri annelerimiz gerçekten çok değerli kadınlardı. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha, cennette 4 tane cennetin hanımefendisi var. Bir tanesi Hazreti Hatice annemizdir. Allah ondan razı olsun. Amin. Rabbim Celle Celaluhu kadınlarımızı onun izinden yürümeye muvaffak eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isimlerini zikretmeme gerek yok. Eşleriyle beraber sorun yaşadı mı? Yaşadı.
Yaşadığı sorun Kur'an'a yansıdı mı? Yansıdı. Kur'an'a yansıdı mı? Ayetlere yansıdı mı? Yansıdı. Bir taraftan Nur suresinin ikinci sayfası başından sonuna kadar Hazreti Ayşe annemize yapılan iftira karşılığında Hazreti Ayşe annemizi tezkiye ediyor. Pırıl pırıl tertemiz olduğunu ifade ediyor. Bir kadının tezkiyesiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir sayfa olur mu? Bir sayfa var. İftiraya uğramış Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Babası soruyor. Hayır diyor, ben kendi müdafaamı kendim yapmayacağım. Ben kendimi tezkiye etmeyeceğim. Beni Allah tezkiye edecek diyor. Aradan bir süre geçiyor. Nur suresinin ikinci sayfası geliyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ diye devam ediyor. Tam bir sayfa Hazreti Ayşe annemizi tezkiye ediyor Kur'an'da. Yine aynı Ayşe annemiz radıyallahu anh'ın da içinde bulunduğu bir grup ne yapmışlardır? Toplanmışlar daha doğrusu Efendimizin eşleri, annelerimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istemeye kalkıştılar. Bu isteme neticesinde Allah Celle Celaluhu, Peygamber, ya ey Peygamber diyor, ya eyyühennebi, ey Peygamberim. Eşlerine de ki, eğer siz dünya metaı istiyorsanız, bende bu yok. Ben dünyacı değilim. Gelin, sizi boşayayım, istediklerinizi vereyim, doğru babanızın evine gidin. Yok, Allah'ı ve Resulünü tercih ederseniz devam edin. Tek tek çağırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her birisi, hayır biz Allah'ı ve Resulünü tercih ediyoruz, altın maltın peşinde değiliz dediler. Zaman zaman aleyhissalatü vesselam Efendimizin canını sıktılar mı? Sıktılar. İyi ki sıktılar. O ne demek hocam? Çünkü o bize örnek oluyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin canını sıktığında Efendimiz 3'ten 9'a şöyle dedi mi? Demedi. Demedi. Sen niye diyorsun? Senin örneğin kim? Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin canını sıktıklarında o iftira olayı olduğunda Hazreti Ayşe annemize iftira edildiğinde en güzide sahabe-i kiram geldiler Efendimiz'e dediler ki ya Resulallah ya dünyada kadın mı yok ya boşa şunu. Boşa şunu dediler. Bu rezillik bize yeter dediler. İftira ya. Ama iftira olduğu henüz sabit olmadı. Yalan haber ortalığa yayıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acayip üzüldü, canı sıkıldı, morali bozuldu. Babasının evine gönderdi. Orada bekle biraz dedi. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir tokat attı mı? Bir tekme vurdu mu? Hakaret etti mi? Hayır, hiçbirisini yapmadı. İşte onun için diyorum ki iyi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin canını sıkmış eşleri. Ne demek iyi ki canını sıktı? Yani o bize her yönüyle örnek olması gerekiyor ya. O bize her yönüyle örnek olması gerekiyor. Ey ümmeti Muhammed! Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir zatın eşleri özel eğitim görmüş, ayetler onların evlerine geliyor veya evlerinde her gün okunuyor. Bu özel eğitimden geçmiş olan hanımları bile, beyleri sıradan bir bey değildir. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir beyleri vardır, onun canını sıkıyorlar. Tabiri caizse arkasında Allah var. Allah'ın elçisi yani. O buna güvenerek farklı bir tutum ve davranış içerisine geçmiyor. Size şöyle tokat atarım, tekme vururum veya hakaret ederim demiyor. Ne sözlü hakaret var işin içerisinde, ne tokat tekme var işin içerisinde. Ne de haydi gönderdim sizi babanızın evinize. Ne haliniz varsa görün. Siz böyle bir peygamberin hanımı olmaktan mutluluk duyup hakkını ödemeniz gerekirken nankörlük yapıyorsunuz. Nankörler sizi dedi mi? Demedi. Demedi, demedi. Peki onun demediğini sen kimden öğrenerek söylüyorsun ki? Kardeşler, kızdığımız zaman, sinirlendiğimiz zaman öfkemizi yutamazsak kendimizi hapishanede bulabiliriz. Doğru mu? Öfkemize malik olmayız, adamı vurup öldürürüz, bir demir kafasına indiririz, adam beyin kanamasından gider, sonra biz nereye gideriz? Biz de hapishaneye gideriz. Hapishaneye gittikten sonra, oh iyi oldu be, hapishaneye geldiyse de değdi be, adamı da öldürdüm der miyiz? Eyvah, keşke öldürmeseydim deriz. Hapishanede olmamızın verdiği ızdırap başka,
bir cana kıydığımızın verdiği ızdırap başka. Ama neden kaynaklanıyor bu? Öfkemizi kontrol edememekten kaynaklanıyor. Doğru mu? Ha öyleyse, nasıl ki adam öldürmekte ve cinayet işlemekte öfkeyi kontrol edememek bizi büyük bir tehlikeye sevk ediyorsa, eşimizle yaşayacağımız sıkıntılarda öfkeyi kontrol edememekte yuvayı dağıtmaya götürür. Şimdi kıymetli dostlar, sizinle çok açık bir şey konuşayım. Ben, şu beni dinleyen siz dostlarım var ya, çok samimi ve dini hassasiyetiniz olduğuna inandığım insanlarsınız, takdir ettiğim insanlarsınız. Ancak çok açık bir şey söyleyeceğim size. Ben boşama ile ilgili, talakla ilgili şu cümleler boş olmaya sebep olur deyip bu konudaki hükümleri açık ve net sizinle paylaşsam, çoğunuzun yüzü dersin sonunda kıpkırmızı kesilir. Eyvah, biz gayrimeşru hayat yaşıyoruz herhalde eşlerimizle deme durumuna gelirsiniz. Niçin? Öfke kontrolü olmayınca kızdığımız ve sinirlendiğimiz zaman çek git babanın evine, kaybol gözüm görmesin seni gibi ifadeler, kavga esnasındaki bu ifadeler aradaki zevciyet bağını zedeleyecek, belki de kökünden götürebilecek şeylerdir. Mermi sadece düşmana karşı kullanılır. Askerlerimiz Afrin'de kullandığı gibi. Düşmana karşı kullanırsa nimettir. Ama dosta karşı kullanırsan beladır, felakettir, musibettir. Sinirlendiğimiz zaman, kıymetli dostlar, canımız sıkıldığı zaman, eğer biz buna benzer boşamaya taalluk edecek o anlamı ifade eden cümleleri hemen saymaya kalkarsak, çocuğumuza, kendimize, eşimize, annemize, babamıza, kayınpederimize, kayınvalidemize ve bütün bizi sevenlere kurşun sıkmış oluyoruz. Çünkü bundan meydana gelebilecek olan felaketten sen de üzüleceksin, annen baban da üzülecek, kayınvaliden, kayınpederin de üzülecek, çocukların da üzülecek, sadece şeytan ve düşmanlar sevinecektir. Doğru mu? Dolayısıyla kıymetli dostlar, aile yuvamızda ve aile hayatımızda nerede, ne zaman, neyi yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Örnek olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i almalıyız. Eşlerimize, çocuklarımıza, iyi günlerde, acı günlerde, sıkıntılı zamanlarda nasıl davranacağımızı örnek olarak onu almalıyız diye paylaşıyorum kıymetli dostlar sizinle. Ezan-ı Muhammed'i okundu. Kıymetli dostlar, hepinizin bildiği gibi ülkemizde, Anadolu'sunda, Karadeniz'inde ve ülkemizin aşağı yukarı her tarafında bir kuraklık vardır. Kış mevsimi olmasına rağmen şu ana kadar doğru düzgün kar yağmamıştır. Birçok yerde meyveler bile çiçek açmaya başlamıştır. Kışın yağmurun yağmaması ve karın olmaması yaz mevsiminin kurak geçeceğine, bereketsiz geçeceğine işaret olarak kabul edilir. Dolayısıyla normalde yağmur duası yaz mevsiminde, baharda yağmur yağmayınca Anadolu'da, Trakya'da, muhtelif yerlerde yağmur duasına çıkılır idi. Ancak şu anda Türkiye'mizin her tarafında aşağı yukarı bu sıkıntı olmuş olması münasebetiyle cuma namazına durmadan, sünnete durmadan bir yağmur duası yapacağız. Bütün camilerde bu yapılıyor. Yağmur duası yapmış olacağız. Biz müracaatımızı Rabbimize yapacağız. Gençlerimiz belki az bilirler ama ben yaşadığım gibi İstanbul'da su sıkıntısı yaşadığımız, havada uçan bulutlara bomba atarak yağmur istediğimiz günleri hatırlarsınız. Su kuyruklarının oluştuğu. O zamanlarda düzenli bir şekilde Yuşa Aleyhisselam'ın oraya hoca efendilerle ve arzu eden cemaatlerle çıkılıyor. Haftada bir gün bol bol dua yapılıyor idi. Akşam iftarı orada yapılıyordu. Ve elhamdülillah Allah Celle Celaluhu o duaları kabul etti ki o günden bugüne kadar İstanbul'umuzda su sıkıntısı ve yağmur sıkıntısı çekilmedi. Dolayısıyla yağmur çok şeyleri halleder. Şimdi onun yağmur duası çok şeyler halleder. İnşallah onun için yağmur duası yapmış olacağız. Ayrıca bir başka ilanım var size. O da cuma günü hutbe okunduğu zaman hutbenin sonunda bir ayetin manasını veriyor Hatip Efendi. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsan. Allah
iyiliği emreder, adaleti emreder, akrabaya da iyi davranmayı emreder diye mealinde manasını da veriyor. Bu hafta Bayrampaşa ilçemizde her hafta Cuma'nın sonunda okunan bu ayet-i kerimenin manasıyla amel etmek üzere dışarıda sergi açarak para toplanmayacak. Sergi açılsa dışarıda ne kadar para vermeyi düşünüyorsanız o kadar parayı akrabanıza, muhtaç olan akrabanıza bu önümüzdeki hafta harcamaya karar verin. Yani ayet-i kerimede diyor ya, akrabanıza iyilik yapın. Bu hafta akrabamıza iyilik yapma haftası olsun.